Selamünaleyküm değerli hocalarım. Bu çalışmamızda tahakkuk konusunu ayrıntılarıyla ele alacağız. Arkadaşlar öncelikle sisteme kullanıcı adımızı, parolamızı yazarak giriş yapalım. Sisteme girince EHS bölümünden hemen sol tarafta Kur'an kursu hizmetleri, personel işlemleri, bu bölümde hafızlık kursunda görev yapan hocalarımız hafızlık tahakkuk beyanı bölümünden İhtiyaç odaklı ve 4-6 yaş kurslarına göre yapan hocalarımız da ayrıca geçici öğrenciler bu bölümden devam ediyor. Gelen bölümde personel kısmında ismimizi kontrol ettikten sonra yeni kayıt sekmesine tıklıyor ve içerisinde bulunduğumuz yılın hangi ayının tahakkukunu yapacaksak o ayı sezili yapıyor ve tahakkuk beyanı sayfamıza ilerliyoruz. Arkadaşlar bu bölümde gördüğümüz üzere 3 tane kısım var. Kırmızı kutucukların bulunduğu bölüm, beyaz kutucukların bulunduğu bölüm, bir de sağ tarafta bilgilerin yer aldığı bölüm var. Arkadaşlar bunları ele alacak olursak bunlardan kırmızı olanlar resmi tatil olan hafta sonlarını ve diğer resmi tatilleri, yıllık izin gibi izin kullandığımız günleri veya rapor aldığımız günleri göstermekte, bu alanlara herhangi bir şeye girememekteyiz. Beyaz kutucukların olduğu bölüm ise burası tahakkuklarımızı dolduracak olduğumuz kısımdır arkadaşlar. Sağ taraftaki bilgilere gelince bunlar kadrolu öğreticilerimiz için. Geçici öğreticilerimizde ise bu kısım yok. Bu kısım yerine kutucukların altında yazan rakamları olduğu gibi kutucukların içerisine doldurmak var. Kadrolu öğreticilerimizde de sağ taraftaki bilgilere göz atıyoruz. Maaş karşılığı ve beyan edilmesi gereken saat sayısı denilmekte. İşte bu beyan edilmesi gereken saat sayısındaki rakamı yayarak bu kutucukların tamamına dolduruyoruz. Bu şekilde tahakkuklarımızı girdikten sonra bu sayfadan da beyan ettiğimiz saat sayımızı kontrol edebilmekteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde tahakkuklarımızı giriyoruz. Tahakkuk girerken bazen sorunla karşılaşan arkadaşlarımız oluyor. Şimdi bu konuya bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu konuda bizlere pek çok dönüşler yapılmakta. Değerli hocalarım, cuma dersleri yapan arkadaşlarımız cuma günleri kursiyer sayılarını muhakkak girmeleri gerekmektedir. Kursiyer sayılarını girmedikleri zaman tahakkuklarını girerken belirli tarihler çıkıp bu tarihlerde kursiyer sayılarınızı giriniz diye uyarı vermekte. Böyle bir durumda karşılaşanlar EHS kısmına geliyor. Burada Kur'an kursu hizmetleri, eğitim türleri, ihtiyaç odaklı, ders ve öğretici tanımlamadan sınıfımız olduğu bölüme gelip işlemler kısmından katılımcı sayısını işlemleri. Buradan da arkadaşlar gelen bölümde tahakkuk kısmında bizlere hangi tarihleri kaç tane varsa hangi tarihleri bize uyarı olarak vermişse o tarihleri tek tek seçerek önce tarihi seçiyoruz, sonra cuma dersi katılımcı sayımızı ardından temel ve ek öğretim kayıtlı katılımcı sayımızı girerek kaydet. Bu şekilde bütün bize uyarı veren tarihleri girdikten sonra tekrar tahakkuk bölümüne dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Yine EHS bölümünden Kur'an kursu hizmetleri, bu bölümde personel işlemleri, ihtiyaç odaklı veya 4-6 yaşta olanlar bu bölümden, hafızlıkta olanlar bu bölümden demiştik. İhtiyaç odaklıdan devam ediyoruz. Yeni kayıt ve bu bölümden tahakkuklarımıza gelerek şimdi tahakkuk kutucuklarımıza kaç saat geleceğimizi kontrol ettikten sonra bunları kutucuklara dolduruyoruz ve bu şekilde tahakkuklarımızı yapıp işlemi tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tahakkuk konusunda unutmamamız gereken bir husus da her ayın son günü, yeni ayın ilk iki günü tahakkuklarımızı zamanında girmemizin gerektiğidir. Yani içerisinde bulunduğumuz ay 28, 29, 30, 31 hangi rakamla çıkıyor olursa fark etmez. O ayın son günü, yeni ayın ilk iki gününde tahakkuklarımızı muhakkak giriyoruz arkadaşlar. Böylece tahakkuk konulu bir çalışmamızın daha sonuna geldik. DİPBYS eğitim videolarımız devam ediyor. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.